Sevgili takipçilerim, öğrencilerim ve çok sevgili danışanlarım. 6 Ekim'de Türkiye saatine göre sabah 7.05'te 13 derece terazi burcunda yeni ay doğacak. Her yeni ay yeni olasılıkları da gündemimize taşıyor. Evet, yeni ay hava elementinin öncü bir niteliği olan terazide doğuyor ve yönetici gezegeni Venüs'tür terazinin, o akrep burcunda. Güneş'in hemen yanında Mars'ı görüyoruz terazi burcunda. Güneş-Mars kavuşumu da aktifleşiyor artık. Tam Güneş-Mars kavuşumu 8 Ekim'de meydana gelecek. Ve bu döngü de kendi içinde aslında 2 yıllık bir döngüdür. Güneş-Mars kavuşumu terazide olacak bu. Merkür terazide yeni ay sırasında gerilemesini devam ettiriyor. Plüto artık Oğlak Burcu'ndaki gerilemesini sona erdirecek ve yeni ay haritasında ileri gitmek üzere durmuş vaziyette, ki o da bir güçlü bir odak oluşturuyor aslında Oğlak Burcu'nda. Yeni ay an haritasında Türkiye'ye göre Oğlak Burcu yükseliyor. Yeni ay haritanın 9. evinde yerleşmiş durumda. Evet, şimdi tüm bunlara biraz daha detaylıca bakalım. Öncelikle terazi. Hayatımızda sosyal konular, insan ilişkileri, iletişim, ilişkilerle alakalıdır. Yani özel hayatımızdaki ilişkilerimiz, yakın arkadaşlıklar, eş ilişkileri, evlilikler, arkadaş ilişkileri, partner konuları, işbirlikleri, ortaklıklar, paylaşımlar, toplumsal anlamda diplomasi ve siyaset, ülkeler arası ilişkiler terazi ile alakalıdır ve terazi denge uyum arayan bir burçtur. Uzlaşmalarla ilgilidir. Hak, hukuk, adalet, eşitlik gibi konuları da yine terazi burcu yönetir. Bunun yanı sıra güzellik, estetik gibi konular, sanatsal konular da Venüs yönetiminde olduğu için yine terazi burcu konusudur. Barıştan yanadır terazi, kavgayı sevmez ama Mars terazide. Şimdi Mars Güneş'le birlikte ve terazi burcunda, Merkür'de gerilemekte. Dolayısıyla biraz bu uzlaşma, denge, uyum arayışlarında biraz sıkıntılar var görünüyor. En azından mücadeleler var görünüyor. Yani hayatımızda özellikle ilişkilerimizi, işbirliklerimizi, ortaklıklarımızı, yakın ilişkilerimizi daha fazla sorguladığımız, buralardaki sorunların belki görünür hale geldiği ve geçmişe ait konular da tabii ki isterseniz Merkür'le gündeme geliyor. Biraz daha zihnimizi meşgul edebilecek bir süreçteyiz. Eski ilişkiler, ilişkilerdeki geçmiş sorunlar, belki bir süredir uğraştığımız, çözemediğimiz konular, bu yeni ayda tekrar gündeme gelirken tabii ki bunları fark etme, dönüştürme, çözme imkanları da bulabiliriz aslında. Diplomasi ve ülkeler arası ilişkileri politikayı çok etkileyebilir. Ve özellikle bu öncü burçları tabii ki daha fazla etkiliyor. Öncü burçlarımız işte teraziler, koçlar, yengeçler ve oğlaklar. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz, yükselen burcunuz 13 derece ve yakınlarındaysa siz en birinci planda etkilenen burçlardan olacaksınız. Yine kişisel doğum haritalarınızda 13 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa, bu mesela ay burcunuz olur, Merkür olur, Mars olur. İşte bu gezegenlerin sembolize ettiği konularla da ilgili yine bu yeni ay enerjileri devreye girecektir. Yükselende Oğlak olduğu için Oğlak burcunun bulunduğu ev konuları da aslında bir şekilde tetiklenir bu yeni ay devresinde. Şimdi terazi ve Oğlak ikisi de öncü burç. Dolayısıyla öncü akslarımız bu yeni ayla beraber çok fazla tetiklenecek diyebiliriz. Özellikle 20 Ekim'e kadar olan dönem içerisinde yeni ay enerjileri devrede olacak. Şimdi bu Ekim biraz enteresan bir dönem. Yeni ayı takip eden günlerde de evet gökyüzünde ilginç etkiler var. Yeni ay günü zaten Plüto Oğlak Burcu'nda durmakta. İlerleyecek ama ilerlemeden önce bir gezegen yavaşlar ve önce durur. Plüto'dan sonra 10 Ekim'de Satürn Kova burcunda duraklayacak. Çünkü o da artık retrosunu bitiriyor. Ayın 18'inde ise Jüpiter Kova burcunda duraklayacak. O da Kova burcunda ilerlemeye başlıyor. Hemen yine aynı gün Merkür Terazi burcunda ilerleyecek. Ve öncesinde tabii duraklayacak. Duraklamalar biraz hayatımızda yavaşlamalara neden olur. Aslında zaman algımızda bile bir yavaşlama olabilir. Bir gezegen hangi burçtaysa, nerede duraklıyorsa, haritalarımızda tabii ki o burcun bulunduğu ev alanlarında daha fazla odaklanma getirecektir. Yani bir nevi aslında bir durmak, düşünmek, şöyle bir belki bazı sorgulamalar yapmak gerekiyor. Bu tabii bize farkındalıklar getirir. Belki uğraştığımız bazı
konuları bırakabiliriz, yön değişiklikleri yapabiliriz, enerjimizi belki başka alanlara yöneltebiliriz. Gerileme dönemlerindeki yaşadığımız şeyleri sorgulayıp hani bunlardan bazı eksiklerimizi, hatalarımızı fark edebiliriz. Yani bunlar önemli bir dönemi işaret ediyor. Zaten bu yeni ay işte gerilediği için Merkür, işte Mars da terazide olduğu için aslında hayatınızda sorunlar varsa, ilişkilerde özellikle sorunlar yaşıyorsanız, anlaşmazlıklar varsa bunları fark etmek için, sorunları çözmek için belki biraz daha bu konulara odaklanmamız ve fark etmediğimiz detayları fark etmemiz için de bize fırsatlar sunabilir. 13 derece terazideki yeni ay Algorab sabit yıldızıyla da birleşiyor ki Algorab biraz Mars-Satürn karakterinde bir yıldız, yani çok sevimli bir yıldız değil açıkçası. Aynı zamanda Behenian yıldızı ve biraz böyle negatif etkileri olan bir yıldız. Negatif gezegenlerle bağlantıda olduğunda daha da negatif olabiliyor. Şimdi Mars olduğu için burada Algorab'ın üzerinde Güneş'le birleşen bir yeni ay yıkıcı etkiler olabilir. Yani bu siyasi ve diplomasi alanında çatışmalar, ilişkilerde bozulmalar, anlaşmazlıklar, kavgalar olabilir. Çünkü terazi her ne kadar ilişkilerimizi, işbirliklerimizi, partnerimizi gösterse de bu ilişkiler bazen bizim için düşmanlıklar haline de gelebiliyor. Yani açık düşmanlıklar, rakipler haline de gelebiliyor. İşte hayattaki düşmanlarımızı fark etme ya da düşmanlık görme. Belki iş hayatında ya da özel hayatımızda rekabetle karşılaşma ya da rakiplerimizden bir şekilde bazı geri dönüşler. Yani bunlarla da yüzleşmeler olabilir. Ülkeler arası ilişkilerde de siyasette özellikle belki uzlaşma sorunları, çatışmalar olabilir. Şimdi derece olarak baktığımızda 13 derece terazi özellikle tabii ki Çin burada etki alan ülkelerden, işte Amerika etki alıyor çünkü güneşiyle bir kare açısı var. Çin Amerika arasında gerilimin çok artabileceğini de söyleyebiliriz aslında. Yani burada belki bir şekilde iletişimde bazı sorunlar çözülemeyebilir. İletişim sorunları olabilir veya hep ötelenmiş, bastırılmış bazı konular artık sorun haline gelip çatışmalar artabilir. Biraz aslında saldırganlık, çatışma potansiyeli de taşıyan bir yeni ay bu. Mars etkili olduğu için. Boğa burcundaki Uranüs de 13 derecede ve yeni ayla böyle bir 150'lik açısı var. Uranüs de bir stres ve huzursuzluk arttırıyor. Yani bazı ani gelişmeler, ani çatışmalar özellikle ülkeler arası ilişkilerde söz konusu olabilir ve Çin-Amerika haritaları çok etkileniyor burada. Bu, tüm dünyayı da tabii ki bir önemli ölçüde etkileyebilir bu. Ülkemiz için baktığımızda mesela ülkemizin dördüncü evi terazi, Mars'ımız zaten terazi. Yani Mars'ımızla da bağlantısı olan bir yeni ay. Biraz ülkenin güvenlik alanı, ülke sınırları, topraklarımız, halkın huzuru ve tabii ki askerimiz, ordumuz, güvenlik güçlerimiz biraz etki alabilir. Özellikle yakın komşu ülkelerdeki, işte Afganistan'daki, Suriye'de bulunan askerlerimizin biraz bazı streslerle belki olumsuzluklarla karşılaşma olasılığı da olabilir. Çünkü yeni ayı takip eden günlerde Koç Dolunay'ına da ilerleyeceğiz bu süreçte. İşte Plüto çok duraklamış durumda, Mars, Uranüs olumsuz açısı, Güneş, Mars kavuşumu 8 Ekim'den itibaren güçleniyor. Bu da hassasiyetleri aslında daha uzun vadede, belki 2 yıllık dönemde ülke güvenliği, askeri konulardaki hassasiyetleri, diplomasi alanındaki gerilimleri arttırabilir. Türkiye'nin haritasını bilenler bilir, tekrar bakabilirsiniz. Ülkemizin yükseleni yengeçtir ve 13 derece yengeçte Plüto'muz var. Şimdi bu Plüto'yla bu yeni ay tam bir kare açı yapıyor. Yani Plüto-Mars karesi, Plüto-Güneş karesi de etkinleşecek. Bu durumda tabii ki manipülatif durumlar, stres, şiddet, terör, saldırganlık gibi durumlar tetiklenebilir ne yazık ki. İnşallah olmaz ama bunlar riskli bu yeni ay döngüsü. Ekim ayı bazı sorunlara gebe gibi görünüyor. Biraz var olan sorunlar da daha görünür hale gelebilir. Para piyasaları ve ekonomik alanda da manipülatif durumlar ve baskılar olabilir. Yani bu alanlardaki konulara da mümkün olduğunca daha temkinli yaklaşmakta fayda var. Şimdi yükselen burçlara göre kısa kısa yeni ay etkilerinden bahsetmek istiyorum.
Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar, sizin için önemli bir yeni ay bu. Tam karşıt burcunuzda, ilişki alanınızda, üstelik yönetici gezegeniniz Mars'ta terazide. İlişkiler alanında bazı mücadeleler var. Ekim ayında bunlar çok öne çıkabilir. Eşinizle, partnerinizle, ortağınızla bazı sorunlarınız olabilir. Çözmeye çalışıyor olabilirsiniz. Belki bazı düşmanlıklar var. Belki bazı rekabet içerikli konular var hayatınızda. Geçmişten gelen konu ve kavramlar olabilir. Beklemediğiniz bazı belki agresif durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bu mücadeleler öne çıkacak özellikle yeni ay sonrasında. Ama özellikle ay ortasından sonra, Ekim'den itibaren bazı sorunları daha rahat çözme imkanları da bulabilirsiniz. 18 Ekim'de Merkür Retrosu sona erecek. 18 Ekim'e kadar çok önemli kararlar vermemek belki sizin için daha doğru olabilir. Şu anda olup bitenleri, geçmişi, şu anı ya da karşınızdaki kişiyi, partnerinizi ya da içinde bulunduğunuz koşulları bir incelemeniz, biraz sakin davranmanızda fayda var. Lütfen kişisel doğum haritanıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 13 derece ve yakınlarındaysa bu bahsettiğim etkiler sizin için çok daha önemli olabilir. Yani ilişkilerinizde enerji burada, mücadele var ama yenilikler de burada olabilir. Belki de retro bir etki. Geçmişteki yarım kalan bir ilişkiyi ya da geçmiş bir ilişkiyi tekrar gündeme ya da bir işbirliğini tekrar gündeme de taşıyabilir tabii ki. Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar, terazi yeni ayı günlük hayatınız, çalışma koşullarınız, genel sağlığınız, alışkanlıklarınız alanındaki yenilikleri işaret ederken buradaki bazı eksiklikleri, belki bazı yanlış uygulamaları da fark edebilirsiniz. Hizmet aldığınız kişilerle ilişkileriniz, beraber çalıştığınız kişilerle ilişkileriniz, buralarda evet bazı yüzleşmeler olabilir, mücadeleler de olabilir. Evcil hayvanlarınızla ilgili konular aktif. Genel sağlığınıza dikkat edin. Belki kronik bir bel ağrısı, böbrek problemi bu yeni ayda tetiklenebilir. Kronik sorunlarınızı çözmeniz gerekebilir. Ertelediğiniz bir tedaviyi hayatınıza sokabilirsiniz. Belki de günlük hayatınızda, alışkanlıklarınızda bazı değişimler yapmanız gerekebilir. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar, terazi yeni ayı 5. evinizde doğacak. Aslında daha eğlenceli, daha keyifli, daha kişisel becerileriniz ve yaratıcı alanlarınıza işaret ediyor. Aşk hayatınız, romantik konular, çocuklarla ilgili konular ve bu alandaki hedefleriniz ön planda. Evet, Mars mücadele gücünü arttırıyor ama biraz burada sıkıntı da yaratabilir. Merkür retrosu biraz gecikmeler, anlaşmazlıklar da yaratabilir. Geçmişten gelen konular özellikle daha aktif. Belki eski bir ilişki, eski bir partner, biraz romantik ilişkilerde bazı kararsızlıklar, belirsizlikler de yaratabilir. Gezegeniniz Merkür ayın 18'inde ileri dönecek. Merkür yani Merkür'ün gerileme döneminde belki çok hızlı kararlar vermemek gerekiyor. Biraz içinde bulunduğunuz şartları değerlendirmeniz gerekiyor. Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar, terazi yeni ayıyla beraber özellikle ev yuva alanları, aile ile ilgili konular, ebeveyn ilişkilerinizde bazı konular var mücadele gerektiren. Geçmişle ilgili bir, aile ile ilgili bir konu olabilir, çözüm bekleyen. Belki bir emlak konusu, gayrimenkul ile ilgili bir şey, bir kiralanması gerekiyor, satılması gerekiyor. Belki kentsel dönüşüm projeniz var. Buralarda böyle bir uzun süreli işler var, biraz kararsızlıklar, belirsizlikler var. Zorlandığınız konular olabilir, yorulduğunuz konular olabilir. Aile üyelerinizin bazı rahatsızlıkları olabilir, onlarla ilgilenmeniz gerekebilir. Daha dengeli, daha uyumlu olmanız gerekiyor bu süreç içerisinde. Enerjinizi toplayın. Çok önemli, hızlı kararlar vermemek belki daha doğru. Özellikle ayın 18'inden sonra şartlar olgunlaşıp işler biraz daha çözüme kavuşabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınızı kontrol ediniz. Sizin için güçlü bir yeni ay çünkü. Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 13 derece ve yakınlarındaysa bu bahsettiğim etkilerin çok daha güçlü olacağını düşünebiliriz. Yani Mars'tan etki alıyorsunuz, Merkür'den etki alıyorsunuz. O yüzden özellikle en fazla etki alan burçlardan olduğunuzu söyleyebilirim. Evet sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar, terazi yeni ayı 3. evinizde doğuyor. Bazı düşünceleriniz var, fikirleriniz var ama kararsızlıklarınız da var. Eğitimle ilgili bir konu gündemde, belki bir seyahat planı, yolculuklar ya da ticari girişimleriniz, ortaklıklarınız var. Yapılması gereken anlaşmalar, sözleşmeler, imza atılması gereken konuları biraz bekletmekte fayda var. Ayın 18'inden sonra daha rahat ilerleyebilirsiniz.
olabilirsiniz. Bu yeni ay yarım kalmış ve eğitimi tamamlamanız için fırsatlar verebilir. Daha önceden gittiğiniz ama daha sonra bir türlü gidemediğiniz, fırsat bulamadığınız yerlere gidebilirsiniz. Eski arkadaşlarla, okul arkadaşları, iş arkadaşlarıyla bağlantıya geçebilir, görüşebilirsiniz. Böyle nostaljik ve hoş etkiler de getirebilir tabii ki. Arkadaş ilişkileri, komşu ilişkileri, kardeşlerle olan ilişki dinamikleri ön planda. Bazen mücadeleler de olabilir. Belki kardeşlerle ilgili çözmeye çalıştığınız bir sorun var. Görüşüyorsunuz, mücadele ediyorsunuz. İşte bununla ilgili konular devrede. Komşu ilişkilerine biraz dikkat edin. Zaman zaman burada bazı gerilimler de olabilir ve tabii ki trafikte, özellikle yolculuklarda da daha temkinli olmakta fayda var. Sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar, yönetici gezegeniniz Merkür geriliyor ve tam para evinizde bir yeni ay. Parasal konularda biraz tıkanıklıklar hissediyor olabilirsiniz. Yani belki gelirlerde azalmalar var, yavaşlamalar var. Çalışmalarınız, iş ve mesleki konularda beklediğiniz paralar belki şu anda yavaşladı, geriliyor. Yani beklemediğiniz harcamalar da olabilir tabii. Ama yeni ay buradaki sorunları, belki bütçenizle ilgili bazı detayları fark etmeniz ve yeniden düzenlemeniz için size fırsat verebilir. Belki beklediğiniz bir önceden, hani geçmişten gelen bir alacağınız var, onu alabilirsiniz ya da iş konularında bazı yeni planlar, programlar kendinize yapabilirsiniz. Özellikle ayın 18'inden sonra konular, para konuları daha rahat ilerleyebilir. Sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar, ve sizin yeni ayınız. Bu yeni ay Mars'la birleşiyor. Gerçekten çok güçlü. Özellikle doğum gününüz 3-10 Ekim arasıysa Mars tesirini yıl genelinde hissedeceksiniz. Bu da sizi daha güçlü, daha tutkulu, daha hızlı, biraz da sabırsız ve agresif hale getirebilir. İnisiyatif alma yönünüz güçleniyor. Merkür gerilemesi var. Evet, Merkür terazide gerilerken belki daha kararsız olabilirsiniz. Sorgulamalar artabilir. İlişkilerinizi sorguluyorsunuz. Kariyerinizle ilgili hedefleriniz var. Gözden geçirmeleriniz var. Bu ay çok acele etmeyin aslında. En azından yine 18'ine kadar çok acele kararlar vermemek gerekiyor. Biraz içinde bulunduğunuz şartları gözlemleyin. Değerlendirmeler yapın. Geçmişteki konuları örneğin gözden geçirebilirsiniz. Çünkü bazı eski eğitim fırsatları ya da iş fırsatları karşınıza çıkabilir. Bu süreçte ilişkilerle de ilgili olabilir bu geçmişten gelen konu ve kavramlar. Lütfen özellikle yükselen teraziler de 13 derece ve yakınlarında yükselen burcunuz varsa yine çok önemli etkiler alabilirsiniz. Ayın 18'inden itibaren ilişkiler, kariyer konuları, yapacağınız girişimler alanında daha rahat ilerlediğinizi, daha rahat hedeflerinize odaklandığınızı hissedebilirsiniz. Ve biraz sağlığa dikkat edin. Mars var çünkü, böyle sakarlıklara, kazalara yol açabilir. İşte ne bileyim, bir bel tutulması gibi ya da bir kronik böbrek problemi gibi bazı sağlık sorunlarını tetikleyebilir. Bağışıklık sisteminizi daha güçlü tutmaya çalışın bu dönemde. Kendinizi çok fazla yormamaya çalışın. Egzersizler ve spor faydalı olabilir. Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar, terazi yeni ayı 12. evinizde bilinçaltınızın hareketlendiği, hayatınızda biraz gizli konuların aydınlandığı, bazı sırların ortaya çıktığı bir dönemdesiniz. Siz eğer birilerinden bir şeyler saklıyorsanız ya da sakladığınız bir durum varsa, evet, onlar da bir şekilde açığa çıkabilir. Ama sizden saklanan bazı bilgiler de ortaya çıkabilir. Hatta siz kendinizle ilgili bilinçaltınızdaki duygu ve düşünceleri de fark edebilirsiniz. Bu dönem hayatınızda biraz sadeleşmeler, yani örneğin zararlı bir şeyleri bırakmak, bağımlılıklardan kurtulmak, ruhsal bedensel şifalanmalar için aslında fırsatlar verebilir size. Biraz izolasyon dönemi, biraz böyle bir dinlenme dönemi, biraz yalnızlaşma, toplumdan şöyle bir geri çekilme dönemi. Bu dönemi iyileşme için de kullanabilirsiniz. Hayatınızda bazı hazırlıkları yapma dönemi olarak da kullanabilirsiniz. Nitekim ayın sonlarında artık 30 Ekim'den itibaren Mars burcunuza gelecek. Enerjiniz artacak. Tutkulu ve hırslı olduğunuz bir dönemde olacaksınız. Ve akrep özellikle Kasım ayı sizin ayınız olacak. Biraz güç toplama ve hazırlık yapma dönemi sevgili akrepler. Sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar, terazi yeni ayı 11. evinizde doğuyor. Evet, bazı projeleriniz var, gelecek hedefleriniz var, bazı kararsızlıklarınız da var. Arkadaşlarınızın, sosyal çevresinin etkisi altında kalabiliyorsunuz. Bir ekip çalışması, belki bir eğitim programına katılabilirsiniz. Bir toplumsal iş, bir sosyal alanda aktif olabilirsiniz. Arkadaşlarla yapılacak projeler veya işte eski arkadaşlarla karşılaşmalar, romantik etkileşimler, eski bir iş arkadaşınızdan işte bir haber almanız ya da daha önce çalıştığınız bir yerde
yerden teklif almanız. Yani bu tarz konular olabilir. Bunlar da fırsat tabii ki, değerlendirebilirsiniz. Bu ay artık 18'inden itibaren yönetici gezegeniniz ilerleyecek Kova burcunda. Merkür retrosu da düzeliyor. Demek ki bu yeni ay ve yeni ayı takip eden günlerde çok hızlı karar vermeden, belki ayın 18'inden 20'sinden sonra biraz daha hani kararlı adımlar atabiliriz. Hedeflerimize, gelecekle ilgili hedeflerimize odaklanabiliriz. Sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar, evet, en güçlü etkiyi alan burçlardan biri sizsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz özellikle 13 derece ve yakınlarındaysa gerçekten hayatınızda, kariyer konularında önemli etkiler olabilir. Plüto artık burcunuzda ileri dönüyor. Ama bu biraz hani odaklanma gerektiriyor. Hırslısınız ve tutkulusunuz. Özellikle inisiyatif aldığınız, belki yönettiğiniz, liderlik yaptığınız veya sorumluluk aldığınız alanlarda burada daha güçlü bir şekilde kendinizi gösterebilirsiniz. İş konuları, kariyer konuları veya aile içerisindeki bazı sorumluluklar öne çıkıyor. Hani işte görev değişimleri olabilir. Belki bazı işler yavaşladı. Hani buralarda belki görmeniz gereken detaylar var. İşte o eksikleri tamamlamak gerekiyor. Ya da değerlendiremediğiniz bazı eski işler vardı. Onları belki bir tekrar gözden geçireceksiniz. Ortaklı işler, işbirlikleri de olabilir bu süreç içerisinde. Tabii ki evlilikler, hani yani özel hayatımızdaki ilişkiler de biraz kariyerimizi etkiler ve şekillendirir. İşte buralarda da, ailevi ilişkilerde de bazı önemli dönüm noktalarında olabilirsiniz sevgili oğlaklar. Sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. Evet, terazi yeni ayı sizin için aslında keyifli bir yeni ay. Hayata daha iyimser, daha keyifli, daha umutlu baktığınız bir yeni ay. Retro dönemi biraz kararsızlıklar yaratıyor, belirsizlikler de yaratıyor ama yine de enerjiniz güçlü, Mars'tan güçlü bir motivasyon alıyorsunuz. Ufkunuzu geniş tutuyorsunuz, idealistsiniz bu dönemde. Uzak hedeflerinize odaklanıyorsunuz. Özellikle belki sınırların dışı, işte yurt dışı konuları, uluslararası alandaki hedef ve planlar bu yeni ayda da devrede olacak. Seyahatler, akademik konular, eğitim konuları, uluslararası işler, bağlantılar, medya, sosyal medya işleri. Özellikle buralardaki girişimleriniz olabilir. Yavaşlayan konular, geciken konuları gözden geçirip eksiklerinizi tamamlayabilirsiniz. Evet, artık burcunuzdaki Satürn ve Jüpiter retrosunu bitiriyor. İleri harekete dönüyor. Jüpiter yıl sonuna kadar sizin burcunuzda. Satürn zaten sizin burcunuzda. Ve bu iki sosyal gezegen ilerlerken aslında iş, kariyer, tüm sosyal hedeflerinizdeki planlarınızda daha rahat ilerleyeceksiniz. Tıkanık konular açılmaya başlayacak artık. Ve önemli bir farkındalık da elde edeceksiniz en azından. Ve gerçekten bu yeni ay ve takip eden günlerde, ayın ikinci yarısından itibaren siz de daha umutlu, daha iyimser, daha cesur davranabilirsiniz. Sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar, evet, terazi yeni ayı parasal konularınıza vurgu yapıyor. Belki böyle bir borçlanma konusu var, işte hisseli paralar, finansal paylaşımlar, bir kredi konusu, belki çözüm bekleyen bir miras konusu, bir nafaka konusu, tazminat konusu, beklediğiniz bir burs konusu var. İşte buralarda etkiler var. Evet, gecikmeler olabilir, kararsızlıklar olabilir. Ama Mars mücadele olduğunu ve devam ettiğini gösteriyor. Belki de gözden kaçırdığınız detayları fark edeceksiniz bu yeni ayda. Bunun için hani hizmet aldığınız kişilerde belki bir değişiklik yapabilirsiniz. Veya işte geçmişten gelen bir konu varsa unuttuğunuz, hani o gündeme gelebilir ve onunla ilgili açılımlar olabilir. Geçmiş bir borç da olabilir bu, ama hani sizin maddi anlamda rahatlatacak bir hak ediş de olabilir, sigorta gibi örneğin. Hani buralarda bazı önemli açılımlar olabilir. Özellikle ayın 18'inden sonra Merkür'ün de düzelmesiyle birlikte finansal konularda daha rahat ilerleyebileceğinizi söyleyebilirim. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız.
Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.